Bir dakika. Haftalık rüyalarımıza hoş geldik. Şimdi ben tabii Vodafone'un bana verdiği telefonla, uyduruk telefonla sizin yolladığınız rüyaları belirleyeceğim ve neler mesela 7 Haziran haftalık burçlar demişim. Evet, efsane rüyalarınızdan rüya belirliyorum. Evet, Sizin efsane rüyalarınızda benim kanalım. şimdi rüyalarda yorumlara bakıyorum. Kimler ne yorumlamış, kimler ne yorumlamamış. Şimdi bakıyoruz. Ali Turna, annem dalında yeşil fasulyeler görmüş. Biri toplanmış ve anneme, biri toplamış ve anneme vermiş. Aslında annenizin fasulye dönemi başladı. Ve tam köy tarlasına göre fasulye dönemini düşünürseniz annenizin bir mal işi ve aydınlanma işi olacak ve bu iş maddi olarak sizin çok güzel bir aydınlanmanıza yardımcı olacak. İş beklentiniz varsa, özel hayatınızda yarımlıklar varsa çok güzel rahatlama ve aydınlığa kavuşacaksınız. SD, Emine Hanım merhaba. Rüyamda yeşil büyük bir yılan gördüm. Sonra da Mars gezegenini gördüm. Hayran hayran, şaşkın bir şekilde ona bakıyordum. Ağzınıza sağlık. SD, Mars gezegeni biliyorsunuz ki savaşçı ve önünü direkt gözünü karartır ve odaklanmak istediği noktaya, gezegenin en büyük şeyi budur. Siz hedeflediğiniz bir iş var ve bu işi hedeflenin. Gerçekten gezegen kadar güçlü ve öncülüğünüzle çok güzel işler başarıp çok güzel bir aydınlığa kavuşacaksınız. Yılanda beklediğiniz ailenizde para var. Bu mirastır, maldır, haktır. Bu hak size gelmiş olacak. Fatma Tuğba Biliç. Rüyamda annemin başına yazmayı bağlamış, hüngür hüngür ağlıyordu. Annenizin çok güzel sevinici ya da ailesinde haksızlık uğradıysa bu haksızlıkla alakalı noktada çok büyük bir aydınlığa kavuşacak. Abla, Yasemin kardeş, 7 senedir çocuğum olmuyor. Rüyamda sürekli çocuğumun olduğunu ve eşimle sevdiğimi görüyorum. Tedavisiz çocuk sahibi olmayacağım. Yani sen istediğin kadar hani normal yolda çocuk bekle. Lütfen tüp bebek denemenizi tavsiye ediyorum. Ve çocuk sahibi olacaksınız. Hatta ikiz çocuk sahibi olacaksınız. Ay ışığı. Ayağımda altın halhal vardı. Altın halhal sıkıntıdır. Ayak bölgenizde ailenizle ilgili sıkıntı, yasal, mahkemesel ya da işinizle ilgili ya da olması gereken ne problem varsa ayağınıza takılacak ve size sıkıntı yaratabilir. Dikkat diyorum. Başak Eylül. Merhaba. Üst komşumun kırmızı bir kötü arkadaşının kadın kötü şeyler öğretmiş. Annesi üzülüyordu. Kız ağlayarak o kadının elinden kurtulmaya çalışıyordu. Merdivenlerde ben de üzülüyordum. Bir şeyler yapmayacak. Üst komşumuz, o taşındık da rahat vermedi. Beddua ediyorum. Ona yazdım da taşınıyoruz inşallah. Beter oldu görme. Taşınıyorum demiştim. Ne demek abla? Evet, bulunduğunuz noktada taşınacaksınız. Ve bu insanlardan gerçekten bıkmış ve bunalmışsınız. Çok güzel, huzurlu ve güzel bir eve geçiş yapacaksınız. Aileniz de huzurlu ve mutluluğu bulacak. Emine Ayıldız. Annemi görmüş rüyası. Eşimin gelmiş kümes bir yerde saklanıyormuş. Beni gözetliyormuş. Eşim sakallıymış, güzel. Eşimin ellerinde kırmızı güller varmış. Eşinizle alakalı Emine Ayıldız, ilişki probleminiz var. Uzun süredir çözemediğiniz sıkıntılar var. Bu sıkıntılar sizin canınızı yakmaya başlamış. Eşinizle hiçbir zaman problem düzelmez. O sorumsuz ve dağınık bir karakter. Hep affeden taraf, hep affeden taraf siz olursunuz ve üzülen taraf siz olur. Evet, şu an kapatıyorum. Kendi telefonum gelince daha keyifli yapacağım. Geçici yeğenimin telefonunda yaptık her şeyi. Huzurda, ağız tadında, berekette, sağlıkta kalın. Allah ne istiyorsanız kapınıza nasip etsin. Ne muradınız varsa aydınlığa kavuşsun diyorum.